Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere direncin önemini anlatacağım. Direnç nedir, ne işe yarar, hangi kahramanlara kasmamız gerekiyor ve direncin e, takımımıza olan, kahramanımız olan katkılarını sizlere göstereceğim. Bir kahramanın direncini yüksek yaparsanız rakipten dezavantaj yemez arkadaşlar. Şu an dağ kralında bunu örnek olarak gösteriyorum. Çünkü en çok direnç kastığım kahraman dağ kralı. Ve şunu ilave etmek istiyorum. Güç kasmak istiyorsanız kahramanınıza veya hesabınıza Şöyle hesap gücünü göstereyim. Hesabınıza da güç kasmak istiyorsanız kahramanlarınıza direnç kasın arkadaşlar. Şöyle, şurada güç yazıyor. Bu gücünüzü arttırmak istiyorsanız kahramanlarınıza direnç kasın. Direnç oyun içerisinde en çok güç veren oran. O yüzden direnciniz yüksek olursa kahramanınız da hesabınızın da gücü yüksek görünür. Şimdi Bildiğiniz gibi arenada direnç takımları kuruluyor ve çok sağlam bir e, takım yapılıyor bu direnç takımlarıyla ve şu aralar çok fazla mod oldu. Artık hasarcı arena yerine dirençli arena takımları çok daha fazla tercih ediliyor. Şu an Dağ Kralı'nda bayağı bir sağlam direnç var. Şimdi birazdan direncin önemini sizlere göstereceğim arkadaşlar. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi... Bu tarz direnç kasmak istiyorsanız onu da anlatayım da ondan sonra gösterelim. Göğsünü direnç takmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda e, sancağını da direnç kasmak gerekiyor arkadaşlar. Ustalığında direnç üzerinden açtığınızda kahramanınızın direnci gerçekten çok yüksek oluyor. Bir tek daha kral için değil tüm kahramanlar için bu geçerli. E, şöyle örnek vermem gerekirse bir başka kahramandan daha örnek verelim. Lady'a. Lady'ye de ben birazcık direnç kastım. Göğsünü ve sancağını direnç takarak arkadaşlar bu kahramanın da rakipten alacağı zayıflatmaları, defansızlatmaları e kapatmaya çalıştım. Şimdi bu direnci daha iyi anlamamız için şöyle girelim. Arenada bir kullanalım arkadaşlar. Arenada direncin önemini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle arena takımıma gireyim. Evet şöyle girelim. Evet, şöyle bir listeyi yenileyelim. Evet, şu görmüş olduğumuz tüm takım hız takımı, yani direnç kasmışlar mıdır bilmiyorum. Ee, ama bir hız takımına şöyle bir girelim arkadaşlar. Evet, şöyle hız takımına girelim. Şimdi hız takımında e, bir şöyle e, normal şeylerimizi kullanalım kahramanlarımızı. Biz de bu hız takımı kullanalım. Bir de direnç takımı kullanalım. Bakalım aradaki farklar nelermiş? Şimdi şöyle koyduk. E, Lisandra'mız da nerede? Burada. Lady A'yı da koyalım. O da burada. Tamam. Hız takımında hızlı olan kazanır. Hızlı olan kazanır. Direnç takımında ise arkadaşlar direnci sağlam olan kazanır. Şimdi zaten rakibi yeneceğimi düşünmüyorum ben direnç takımında da bunda da belki rakip beni yenebilir ama ben sizlere bu videomda direncin önemini göstermek istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi rakip dönüş metreyi boşalttı ve madama geldiğinde madam tüm takımımızın üzerinde zayıflatma yaptı, atak azaltma yaptı. Yani eğer takımımız dirençli olmuş olsaydı bu zayıflatmayı yapamayacaktı ve şöyle bir kez deneyelim şimdi dirençli takım koyalım. Ee, şöyle yapalım. Evet nerede madamımız? Evet, madanımız burada. Neredeydi? O aynı takıma girelim. Evet, burada arkadaşlar. Aynı takıma girelim. Evet, şöyle buydu değil mi takım? Girmiş olduğumuz takım buydu biraz önce herhalde. Evet, şimdi buraya şöyle Ladyayı koyalım. Bunun da çünkü avrosunda direnç var. Aranı da 100 duruyor. Benim kahramanımın daha kralımın da direnci oldukça güzeldi. Ladyanın da güzeldi yanına destek olarak bir şey koymamıza gerek yok zaten yenmeyeceğiz. Takımı sadece direncin önemli göstereceğiz. Şimdi şöyle girelim. Evet, direnç kasmak zor ama yani düşük kalıntılar ile bir direnç takımı yapmak veya kahramana direnç kasmak zor ama ilerleyen seviyelerde kahramanlara direnç kasmak biraz daha kolaylaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce dezavantaj almadık. Dönüş metremizde de boşaltamıyorlar arkadaşlar. Evet, dönüş metremizi de boşaltamıyorlar. Hadi buyur, yen bakalım. Hadi bir tane dağ kralı tek başına. Ama sağlam dirençli bir dağ kralı. Evet, onu da indirecek diyecektim. İndiremedi. Biraz kritik oranında sıkıntı var. E, kritik oran kasarsak e, işi çözer sanırım. Şimdi şuna indirelim de. Görmüş olduğunuz gibi. Haydi buyurun. Buyurun dağ kralını tek başına koydum. Biraz önce benim hız takımımı yenmişlerdi. Şimdi dağ kralıyla uğrasınlar bakalım. Yenebilecekler mi? Evet, sen de git Evet yargıcının defansını güzel yapmış rakip ama yapsa da bence e, yeneceğini zannetmiyorum Zaten neydi ya da tekrar kalktı Eğer kalkmasaydı sıkıntı büyüktü Evet Evet şöyle indirdik Rakibin direnç Kasmaması e, zayıflatma ve defans almasını e, Şey yapıyor arkadaşlar etkiliyor Ve şu an yeşil renkli bir rakip var karşımızda ve dağ kralımızın rengi de kırmızı olduğu için çoğu zaman e, Hasarı zayıf olabilir Evet şöyle bir kez daha vursunlar. Evet direncin katkısını direncin faydasını şimdi anladık arkadaşlar. Kurulan direnç takımlarının neden çok güzel olduğunu da şu an görmüşsünüzdür yani. Rakipten defans azaltma yemiyor. Eğer defans azaltma yeseydi daha kralı yani daha kralında tekler direği hiç affetmezdi. Ama defans azaltma yemediği için ve e, daha kralımın da HP'si birazcık iyi olduğu için e, dirençli olduğu için haliyle yenmeleri zor oldu. Şimdi bir başka bir rakip de göstereyim sizlere. Şöyle bize bize dezavantaj verecek bir rakip bulalım, bakalım bize dezavantaj verecek bir rakip. Ee, buz dezavantajı burada baya e, yiyebiliriz, ama bir deneyelim. Evet, bir de buna deneyelim. Bakalım tek başına e, dirençli iki tane kahramanımız bu rakibi yenecek mi arkadaşlar? Şimdi koyduk. Evet, koyduk. Yani şu an bu e, dağ kralının rehberi değil sadece dağ kralına direnç kastığım için e, onu gösteriyorum. Leydian'ın da rehberi değil arkadaşlar tamamen direnç rehberi bu. Direncin önemini sizlere anlatmak istiyorum. Direncin önemini sizlere vurgulamak istiyorum. Direnç kalıntılarını kesinlikle satmayın. Özellikle direnç tılsımlarını ve göğüslüklerini asla satmayın. Hele ki altı yıldızlı dirençleri hiç satmayın. Bunlar bir de efsanevi kalıntılar ise hiç satmayın. Çünkü işinizi belli bir miktarda karşılayacaklar. Görmüş olduğunuz gibi kışkırtma almıyor. Hiçbir şey almıyor. Yani rakip ne yaparsa yapsın. Direnci sağlam olan kahramanı arkadaşlar herhangi bir şekilde dezavantaj yerleştiremiyor. Tamamen artık vuruşlarla bunu indirmesi gerekiyor. Rakip de sağlam, ama bizim daha kralımız da sağlam. Bunun sağlam yapan en şey önemli unsur kesinlikle daha kralının direncinin yüksek olması. Yüksek olduğu için de daha tek başına bile yenemiyorlar yani. Çünkü kışkırtma veremiyor, dondurma dezavantajı veremiyor, defans azaltmayı veremiyor ve sadece vuruş hasarlarıyla yenebilirse yenecek, yenemezse yenemeyecek arkadaşlar. Evet, şuna dönelim. Evet vur bir daha vur diyecektim. Bir tane vuruyor daha kral ama sağlam vuruyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani hep dirençli çıkıyor. Hiçbir şekilde dezavantaj atamıyorlar. Bir tek şu atak azaltma dezavantajı atıyor. Onun da muhtemelen e, şeysi sağlam. Ne derler ona? E, isabeti sağlam olabilir belki. Veya %100 bir şekilde direnilmezdir şeysi. Ondan dolayı vurabilir yani. Hadi buyur yen. Hadi buyur yen. Evet, Normalde bunu hız takımım girmiş olsaydı şu an e, bu iki kahramanın yaptığı işleri yapamayacaktı. Yenilecektim. Ama sağlam bir direnç takımıyla e, birçok rakibi alt edebilirsiniz. O yüzden kesinlikle tekrar ediyorum. Direnç kalıntılarınızı, direnç göğüslüklerinizi, direnç tısımlarınızı, yüzüklerinizi e, Yüzük de yok da direnç. Direnç sancaklarınızı falan tak, e, satmayın arkadaşlar. Dursun. Lazım olacaktır. Yani güzel bir kahraman geldiğinde Dirence uygun bir kahraman geldiğinde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir başka bir rakibe bakıyorum. Şuna da girelim sonra videomuzu sonlandıralım. Evet, burada da bize dezavantaj verecek bir rakip var mı? Arayıcının kışkırtması falan var. Evet, biraz böyle dezavantaj veren bir rakip bulalım da bize dezavantaj veremesin. O zaman keyifli oluyor yani. Evet, şöyle bakalım. Evet, şuna girelim mi? Evet, bu takıma girelim arkadaşlar. Bu takıma girelim bakalım direncin katkılarını görebileceğiz yine. Evet. Hız takımımla belki yenerim bu takımı. Ama direnç bu sadece iki tane direnç kahramanını koyduk. Yani hız takımı direnç kasmadığım için defans azaltmalarda falan yedi yiyor ve çok yüksek hasarlar alabiliyor. Ve e, şu an görmüş olduğunuz gibi vurdu ve defans azaltmayı daha kralına veremedi. Çünkü direnci sağlam ama e, şeyde sağlam vurdu arkadaşlar. Hasarcılarda sağlam vurdu. Evet şimdi bakıyoruz yenebileceğiz mi? Direnç takımı söylemiş olduğum gibi arenada şu an için en popüler e, takım. Bunun içinde sağlam direnç kalıntılarına, sağlam direnç e, sancağına ve göğüslüğüne ihtiyaç var. Evet ilerleyen zamanlarda daha Kralı'nın rehber videosunu hazırlarım. Buna nasıl ustalık açtım, neler kuşandım çok daha detaylı bir şekilde anlatırım. Şu an sadece direncini göstermek istiyorum sizlere. Evet bir kez daha vursun da. Evet güzel bir ustalıkla bu tarz direnç kahramanlarını sağlam yapabiliriz. O yüzden dirençler gerçekten de bu oyunda aslında en önemli unsuru arkadaşlar. Yani bir direnç takımı çok güzel arenada. Hele ki arena savunmasında yani yenilmez yapabilir size. Evet, görmüş olduğunuz gibi yenemeyeceğimiz iki, e, yenemeyeceğimiz rakipleri iki tane kahraman ile yendik. Tabii bu şu an hala bu e, direnç takımı üzerinde çalışıyorum. Şu an e, daha kralında biraz uyguladık, biraz e, şey de, e, yaptık. Lady'ye de ancak Lady'nin biraz direnci düşük Onların kalıntılarını düzeltmem gerekiyor. E, onu da ilerleyen zamanlarda yapıp tüm dört tane bir direnç takımı çıkartabilirim arkadaşlar. Dört tane direnç e, takımı koyduğumda o zaman arenada ben, beni yenmeleri bayağı zorlaşacak. Öyle düşünüyorum yani direnç çünkü önemli direnci de sağlam yaptığımızda bizi kolay kolay yenemeyecekler. Çünkü direnç sağlam olursa rakipten bir dezavantaj yemeyeceğiz. E, defans azaltma dezavantajı yemeyeceğiz en önemlisi ve bundan dolayı da yüksek hasar vuramayacaklar bize. Ya sağlam vurup indirecekler ya da biz onları indireceğiz bu kadar basit. Arkadaşlar umarım direnci anlamışızdır yani direnç işin özü rakipten dezavantaj almanızı engeller. O yüzden direnç bir tek arenada değil zindanlarda da şimdi göstereceğim ama video uzun olacak o yüzden göstermeyeceğim anlatacağım. Zindanlarda da rakipten alacağınız baş patronlardan alacağınız dezavantajlar da engeller. Sersemletme dezavantajını işte ejder hayvasında zehir dezavantajını buz gollemi tepesinde dondurma dezavantajını küçük örümceklerde alacağınız zehiri filan engeller. O yüzden ee, direnç kalıntıları de söylemiş olduğum gibi tekrar tekrar söylüyorum bunu gerçekten önemli e, kesinlikle satmayın ilerleyen zamanlarda direnç takımlarınızı kurduğunuzda direnç kahramanları böyle dirence uygun kahramanlar çıktığında onlara kuşanırsınız. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Dağ Kralı'nın rehber videosunu da çok yakın bir zamanda paylaşırım ve kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar.